Sure right Partikül matematik aranından herkese selamlar. Ben Melih hocanız. Evet sevgili LGS canavarları. LGS'ye artık son 3 ay kaldı. Bunu söylemek istemezdim ama maalesef zaman su gibi akıp geçiyor. Ama maalesef de demeyelim tabii ki de. Çünkü son 3 ay çok ciddi atılımlar yapabileceğiniz bir zaman dilimi aslında. Dolayısıyla her zaman söylediğimiz gibi doğru stratejiyle, doğru çalışma yöntemleriyle biz bu son 3 ayı aşırı derecede verimli geçirirsek isteklerimize çok ciddi bir anlamda yakınlaşacağız demektir. Dolayısıyla 3 ay kalması aslında bir stres sebebi değil, tam aksi doğru kullandığımızda hedefimize daha fazla yaklaşma sebebi olacak. Bu yüzden de bu videoda sizlerle beraber son 3 ay ne yapabiliriz bunu konuşacağız. Hala değilseniz abone olmayı unutmayın. Çünkü bu tarz videolarımız özellikle son 3 ay sürekli gelmeye devam edecek. Sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz ve tabii ki de çok daha kritik zamanlar yaklaşıyor artık sınav yaklaştıkça. Dolayısıyla da bu zamanlar içerisinde sizleri yalnız bırakmayacağız. Bu tarz videolarımız ve tabii ki de olmazsa olmaz matematik videolarımız gelmeye devam edecek. O yüzden abone olmayı unutmayın. Hadi gelin biz öncelikle konumuza geçelim. Şimdi Sadece son 3 aydan bahsetmeyeceğiz tabii ki de. Artık hani zaman kısaldığı için önemli noktalardan biri de konuları ne zaman bitirmeliyiz? Bu videoda bunu konuşacağız. İşte deneme, genel deneme çözümleri ne zaman başlamalıyız? Kaç soru çözmeliyiz? Kaç saat çalışmalıyız? Artık buradan sonra biliyorsun Nisan ara tatil geliyor. O kısım ile ilgili bazı söyleyeceklerimiz var. Onun dışında da tabii ki de sınavlarımız da geliyor ara tatilden öncesinde biliyorsun. Okul sınavları biraz da bu konular hakkında konuşacağız. Hadi Şimdi öncelikle konuları ne zaman bitirmeliyiz buradan başlayalım. Tahminim şu ki karşımda iki grup var. Birincisi hedefi derece olan arkadaşlar. Böyle ben Galatasaray Lisesi'ni kazanacağım başka yolu yok. Ya da Ankara Fen beni bekliyor orada dursun geleceğim diyenler var. İzmir Fen olsun ya da Kabataş Lisesi vesaire. Yani ciddi bir potansiyel olan arkadaşlarımız var. Öncelikle onlar için şunu söyleyeyim ya da oraları düşünen arkadaşlar için şunları söyleyeyim. Bir kere sizler için konular kesinlikle Nisan ara tatili çok ciddi bir zaman dilimidir. Orada bitmek zorunda. Çünkü ondan sonra artık genel tekrarlarımız, genel denemelerimizin başlaması gerekiyor. Yani Nisan ara tatilinin aslında bir nevi başlangıcını konuşmuş oluyoruz sizinle. Dolayısıyla hedefi derece olan arkadaşlar lütfen kendilerine o şekilde bir planlamak ama yapsınlar gerek dershane gerek okul yani... Okul belki birazdan müfredata uygun gidiyor olabilir ama sizler kendi çalışmalarınızda mutlaka Nisan ara tatilinde ben bu işi bitireceğim diyebilmelisiniz. Özellikle de matematik dışındaki dersler. Yani biliyorsun matematik dışındaki derslerde zaten pek çoğunu e, ufak videolar izleyerek dahi halledebilirsiniz. Belki matematik bir tık daha hani tecrübe istiyor olabilir. Biraz daha üstüne düşmeniz gerekiyor olabilir. Onu ayrı konuşacağım ama matematik dışını kesinlikle Nisan ara tatiline bitirmelisiniz. Matematik konularını da zaten hani bir dershaneye vesaire gidiyorsan muhtemelen Mayıs'a kadar bitirmiş olacaklar. Ee, o Kafidir. Yani oraya kadar çünkü ciddi, ciddi bir ilerleme sarf edeceksin. Dolayısıyla da çok da kendini kasmana da gerek yok. Bunu da söylemiş olayım. Çünkü arkadaki konular çok önemli konular. Özellikle biliyorsun şu zamana kadar işlediğin konular diyeyim hatta. Hani birinci dönem konuları çok ağırlıkta zaten LGS'de. Dolayısıyla ne yapıyorsun? Kendini planlayıp Nisan ara tatilinde bu işi bitiriyorsun. Peki diğer arkadaşlar için nasıl bir yol izlemeliyiz? Yani hedefim derece değil ama LGS'yi kazanmak istiyorum hocam. Yani bir Anadolu Lisesi ya da Fen Lisesi'nin yer. Lamici mi yok diyen arkadaşlar için de şunu söyleyelim. Yine onlara da konuları erken bitirmek zorunda. Yani ben 30 Mayıs'ta bitiririm konuları. 5 gün genel tekrar yaparım gibi bir düşünce olamaz. Bu mümkün değil. Bir LGS'den bahsediyoruz. Yani genel bir sınavdan bahsediyoruz. O yüzden ne yapacaksınız? En geç 1 Mayıs'a kadar sizlerin de bu işi bitirmiş olması lazım. Matematik dışında belki matematik konuları olarak da 10 Mayıs civarına sarkabilir. Ama çok fazla sarkması her zaman için dezavantajlı. Yani her geçen gün dezavantaj olur. Bu yüzden e, ortalama olarak kendinize 1 Mayıs tarihini koyabilirsiniz. Matematik içinde de 5-10 Mayıs tarihlerini koyabilirsiniz. Yani o tarihlere kadar olayı bitirmek zorundasınız matematikte. Son ünite, matematik özelinde sö e, söylüyorum. Hatta diğer dersler içinde bir tık e, bunu söyleyebiliriz. Son üniteye çalışmak, e, yani ilk aşamada zorunda değilsiniz. Konu olarak, müfredat olarak aslında sınavdan sonra işlenmesi gereken bir e, ünite. Bir tık başında bazı konular onları size anlatıyoruz. Orada bir tık birkaç konu işliyoruz ama onu da yüzeysel işliyoruz zaten. Yani derin bir konu anlatımı yok açıkça söylemek gerekirse. Geçmiş videolardan, geçen yılki videolardan gerekirse ya da biz biraz ileriden gideceğiz. Bizi takip ederek matematik konularında bizim videolarımızla kendinizi 1 Mayıs, 10 Mayıs arasında tamamlayabilirsiniz açıkçası. Peki konuları bu şekilde bitireceğiz. Denemeleri ne zaman çözmeye başlayalım? Şimdi öncelikle her zaman söylüyorum. Sarmal deneme senin bir sabitin, demirbaşın olması gerekiyor. Yani geldiğin konuya kadar ki olan kısımdan sık sık deneme çözmek zorundasın. Yani neden? Denemenin bir kere atmosferine alışmak zorundasınız. Dediğim gibi zaman geçiyor. O e, adaptasyonu artık sağlamak zorundayız. LGS günü böyle şak diye o sürecin içerisine giremeyiz. Yani 75 artı 80 dakika bir masa başında oturmak çok da kolay değil. O yüzden kendimizi buna alıştırmalıyız. Benim tavsiyem her hafta en azından bir tane ama yapabiliyorsanız iki hatta üç tane deneme çözün. Geldiğiniz yere kadar. Ha Arada böyle denk geldiğinde de ya da kendinizi iyi hissettiğinizde de arada da mutlaka her ay en azından 3-4 tane de her ay 3-4 tane de genel deneme çözmenizi tavsiye ediyorum. Tüm konular olsun. E hocam işlemedik. Ya işlememiş olabilirsin ama bir kendini gör. Belki de yorumlayıp yapabileceğin yerler olacaktır. Özellikle de matematik dışındaki derslerden bahsediyorum. Biliyorsun onları zaten pek çoğu yorum üzerine dayalı. Bu yüzden genel denemede çözmenizi tavsiye ediyorum. Orada neredesiniz? Kendinizi bir görün. Ha Genel deneme çözdükten sonra lütfen şunu da yapmayın, moral bozmayın. Çünkü haliyle görmediğin konular olacak. E o görmediğin konulardan yaptığın yanlışlar ya da onları boş bırakman senin için bir dezavantaj değil. Bunu unutma. Sadece o genel deneme atmosferine girmeni istiyorum. Yani genel denemede Nasıl bir dağılım var? Hangi konudan ne kadar sorulmuş? Biraz biraz kendini buna adapte edeceksin ki LGS de buna benzer olacak aslında. Yıllardır gördüğünüz pek çok öğrencinin söyledi. Benim LGS sınavım deneme netlerinden daha iyi geldi. Özellikle de stresini, heyecanını baskılayabilirsen, daha doğrusu doğru yönetebilirsen daha kolay geçecektir. Daha yüksek netlere erişebilirsiniz. Tam tersini yaşayan arkadaşlarımız da oluyor ama dediğim gibi onların sebebi ne? İşte bu stres, heyecanları doğru yönetememek. Olacak. Stres de olacak, heyecan olacak. Mevzu bunu doğru yönetebilmek. Çünkü doğru yönetirsen netlerini arttırabilirsin. Yani o stres heyecan dediğiniz şey sizin aslında faydanıza olabilecek bir durum. Bunlarla ilgili detaylı konuşacağız. Çünkü önemli bir mevzu. Ayrıca onlar hakkında da konuşacağız. Kaç soru çözelim hocam? Şimdi artık son 3 aya girdik. Yani ben size şunu söyleyeyim. Hani yemek tariflerine söylerler ya. Alabildiğine çözün. Yapabildiğiniz kadar en maksimuma çıkmaya çalışın. Her zaman diyoruz TMF özelinde ağırlık vererek devam edin. Diğer dersleri mümkün olduğu kadar okulda halledin. Hatta onlarla ilgili okulda soru çözün. Evdeki o değerli vaktimiz gerçekten çok değerli. Çünkü okul çok ciddi bir zamanlı alıyor biliyorum. Dolayısıyla da evdeki o kıymetli altın zamanlarda TMF ağırlıkta çalışacağız. Nasıl çalışalım? Mesela önce matematikten başla. Türkçeyi araya koy. Sonra fen. En son bir daha matematikle gününü kapatabilirsin. Yani 4 bölüme ayırabilirsin çalışma zamanını akşam eve geldiğinde. Bu şekilde kendimizi ilerleteceğiz. Netlerimizi artıracağız. Hiç merak etmeyin kaç saat çalışalım? Ya şimdi bu saat konusunu e, genel bir şey söyleyemiyoruz. Çünkü bazı arkadaşlar okuldan 1'de çıkıyor. Sabahçı, öğlenci var. Bazı arkadaşlar 3'te çıkıyor, dershaneye gidiyor, eve 6'da geliyor. Bazıları 3'te çıkıyor, kursa kalabiliyor okul kursuna. Ya çok farklı zamanlar var. Dolayısıyla benim tavsiyem her zaman şu. Eve geldim mesela bir saat kesinlikle dinlen kendine zaman ayır bir kafayı dinlendir çok uykun varsa belki bir yarım saat şekerleme yapabilirsin onun dışında kesinlikle bir saatten sonra hemen başla ciddi bir şöyle 2 saatlik filan bir çalışma sürecine al kendini. Ardından belki bir yarım saat 45 dakika mola. Ondan sonra yine alabildiğine ders çalış. Yani bu süreyi sen kendin ayarlayacaksın. Şimdi ben 5 saat derim. Hocam zaten eve 8'de geliyoruz diyebilirsin. 2 e, saat çalış o zaman derim. Hocam 3'de geliyoruz. Ne yaptın? 2 saatten sonra oyun mu oynayacağız diyebilirsin. O yüzden süreler biraz size bağlı. O günlük planınıza bağlı. Yani hangi gün ne yapıyorsunuz ona bağlı. Ama hafta sonları için yani boş olduğunuz günler için 4-5 saati görmeye çalışın. Pazar günlerinde de Lütfen yani yapabildiğiniz kadar çok yapın. Artık işte pazar dinleneyim, tatil yapayım yok. Belki günü ikiye bölebilirsin. Yani tamamında dinlenme, tatil yapma diye bir şey yok. Günü ikiye böl gerekirse ya da üçe böl. İkisine çalış birinde dinlen gibi bir zamanlama, bir planlama yapabilirsin kendince. Artık hani o son viraja girdik diyebiliriz. Son üç ay zaman da çok hızlı geçiyor. İkinci dönem çok hızlı geçer. Özellikle de havaların ısınmasıyla beraber ciddi rehavetler başlayacak. Arkadaşlardan telefonlar gelecek sürekli. WhatsApp'tan bildirimler gelecek. Hadi çıkalım, hadi gezelim, hadi oyun oynayalım. Aman ha. Çok kritik sürece giriyoruz gerçekten de. Dolayısıyla hem bunlarla mücadele edeceğiz, bir yandan da konuları yetiştirmeye çalışacağız. Hedeflerimiz var, hayallerimiz var. Onlara yaklaşıyor. Biz onlara yaklaşıyoruz. Dolayısıyla da bu zamanı süreci çok planlı stratejik e, kurum kurgulayıp ona göre ona uygun çalışmaya devam etmek zorundayız. Nisan ara tatiline gelelim. Şimdi bu süreçte Nisan ayında muhtemelen başlayacaktır. Mart sonunda başlayacaktır hatta son haftası sınavlarınız bu sınavlara öncelikle çok iyi hazırlanacağız, halledeceğiz. Sonra Nisan ara tatili var ya. Aşırı ama aşırı önemli bir süreç olacak. Onun için özel videolar, özel çalışma planları gelecek zaten. Orayı ayrı bir boyutta konuşacağız. Çünkü son tatilimiz. Hani o köprüden önce son çıkış var ya. işte o Nisan ara tatili oluyor. Dolayısıyla orayı çok verimli, çok stratejik geçirmek zorundayız. Çok değerli bir zaman. Bütün açıkları kapatabileceğimiz, bütün eksikliklerimizi giderebileceğimiz bir zaman başka da yok. Hani o tatilden sonra başka bir tatilin yok. Kendini LGS'nin içinde bulacaksın. Sınav gününde bulacaksın. O kadar hızlı geçecek zaman haberiniz olsun. Bunları verimli değerlendirmeye bakacağız. O tatilli çok verimli değerlendireceğiz. Ondan sonra zaten dediğim gibi sınav hakkında artık konuşmaya başlayacağız. Yani sınav günü neler yapmalıyız? Sınav taktikleri hakkında konuşacağız. Sınav günü bizim için çok önemli olacak. Çünkü bütün emeklerimizi birden çöp yapabiliriz. O gün eğer doğru kullanmazsak o günü verimli geçiremezsek senin o bir yıl belki bir buçuk iki yıllık sürecin çalışman o gün çöpe gidebilir. Dolayısıyla kritik önemli. Ama hiç stres yok, hiç sıkıntı yok. Doğru yolların hepsini, doğru taktiklerin hepsini bizler size sunacağız. Siz de uygulamak için antrenman yapacaksınız bu süreçte tamam mı? Yani hadi LGS'ye girdim hop bunları uygulayayım diye bir şey yapamazsın. Belli bir kas hafızası gerekiyor. Yani o yüzden ne diyoruz? Deneme çözmeye başlamalısınız. Onda işte ne zaman diyorum genel denemeleri şimdiden haftada belki bir, iki haftada bir şeklinde başlayın. Ee, ama Mayıs'tan itibaren hemen hemen her gün bir Belki iki, belki üç tane artık alabildiğine deneme çözeceğiz. Ben Mayıs ayında ders çalışan bir LGS canavarı görmek istemiyorum. Mayıs ayında yapacağımız şey deneme çözüp onun analizini yapmaktır. Yani sadece bu kalkıp da sen o gün işte aman şu konuyu da tekrar edeyim, aman şu konudan soru çözücüme başlarsan mayıs ayında zaman zaten su gibi akıp geçiyor. Biz yetiştiremeyiz. Gerekli kas hafızasını oluşturamayız. Ne diyorum bak? Mayıs ayında denemeye boğulacağız. Yani o kadar sert bir süreç bizi bekliyor. Dolayısıyla da bu zamanı da verimli güzel geçin ama hani böyle kendine de stres yapma. Eyvah şu yetişecek mi? Bu yetişecek mi değil. Yani sen elinden gelen her şeyi yapacaksın. Uygulayabildiğin kadar kadarını uygulayacaksın. Ondan sonra da keyif almaya bakacağız. Ya bu süreçlerde emin olun 2-3 yıl sonra geriye baktığınızda tatlı birer anı olarak kalacak sizde. Dolayısıyla da kendinizi bu kadar germeye, kasmaya da gerek yok. Elbette ki belli bir stres gerekiyor. Belli bir heyecan gerekiyor. O olmazsa çünkü motive olamayız. Hazırlanamayız. O heyecan olacak bizde mutlaka. Ama onu da doğru yönlendirmeye de gayret sarf edeceğiz. Tamam. Peki bu videoyu uzatmayayım daha fazla. Bu videoluk benden bu kadar. Gelecek Daha detaylı çalışmalarımız var. Onları da sizlerle paylaşacağız. E, bu süreci beraberce çok verimli, çok doğru kullanacağız. Tamam mı? Yani sadece gaz vermeye çalışmıyorum. Sizlere somut önerilerde bulunmaya da çalışıyorum. Yani elimizden geldiği kadarıyla buna gayret ediyoruz. Çünkü somut öneri almayacaksan e, kuru gazı herkes yapar. Biraz daha içini doldurmaya çalışıyoruz. E, umuyorum ki faydalanıyorsunuzdur. Bunları gerekirse elinize bir motivasyon e, not defteri olsun. Bence bunları biraz ufak ufak notlar alarak da izleyebilirsiniz bu videoları. Not aldığın şeyi de uygulamaya çalış. Ha hoca şöyle dedi. 1 Mayıs dedi. 10 Mayıs dedi. Bunları kendini ona göre planlamaya başla mesela. Tamam. Bunların da tabii ki de hani seni orada da yalnız bırakmayacağız. Orada da tabii ki de planlamalarımızı yapacağız. Son bir ay için çok ciddi planlamalar, çok ciddi o deneme planlamaları, analizleriyle beraber hani nasıl yapabilirsin, kendini nasıl geliştirebilirsin, son bir ayda nasıl aşırı derecede sıçrayabilirsin. Çok ciddi bir dönem bakın özellikle o son bir ay. Oralarda zaten hemen her gün bu tarz videoları göreceksin bu kanalda. Merak etme. Bu sürece beraber başladık. Beraber bitireceğiz. Sonrasında da beraberiz. Tercihlerde de hani savaşlarda falan söylerler ya masada kaybettik diye. İşte biz hem çalışarak kazanacağız hem de sınavdan sonra masada da kazanacağız. Tamam Masada kaybeden olmamak için tercihler de önemli. O süreçte de beraberiz. Doğru tercihleri nasıl yapabiliriz bunları konuşacağız. Tamam Peki bu video bitti bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın ve matematikle kalın. Hoşçakalın.